Hasan Karakaya, Ankara'daki patlamanın sırrı PKK'nın Fuat Avni'sinde. Ankara'daki patlamanın sırrı PKK'nın Fuat Avni'sinde. Elbette merhum Mahir kaynak gibi soracağız. 86 kişinin öldüğü Ankara'daki patlama kimin işine yarar? Ve onun gibi cevap vereceğiz. Kimin işine yarıyorsa bu patlamayı gerçekleştiren failde odur. Gelin ihtimallere bir bakalım. Ankara'da tren garının önünde toplanan ve daha sonra yürüyüşe geçen DİSK, KESK, TMMOB, TTB, HDP, MHP, SGDF gibi birçok radikal sol ve kürçü örgütün destek verdiği Emek Barış ve Demokrasi mitinginde 30 saniye arayla patlayan iki canlı bomba 86 kişinin ölmesine 186 kişinin yaralanmasına yol açtı. Açık ve net söyleyelim bu patlama Türkiye'nin içine yaramaz. Çünkü derin devlet de olsa mitinge katılanların tam da halay çekerlerken bomba patlatıp da aleyhte bir imaj oluşturmaz bu eylem yapılış tarzı ve vermek istediği mesaj bakımından 5 haziranda HDP'nin Diyarbakır mitingi ile 20 temmuzda Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patlatılan bombalı eylemle benzerlik taşıyor Malum 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı aşması için seçimlerden 2 gün önce düzenlenen mitingde çöp kutusuna yerleştirilen bomba patlatılmış ve olayda 4 kişi ölmüştü. Olayın PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarken güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadelerinde saldırının HDP'nin barajı geçebilmesi için yapıldığı ifade edilmişti. Suruç saldırısında Kobani'ye yardıma gidiyoruz diye yola çıkarılan gençlerden 34'ü patlatılan bombayla katledilmiş. Terör örgütü PKK ise bu olayı bahane ederek hain eylemlerine başlamıştı. Ha şunu da ekleyelim. 5 Haziran'da Diyarbakır mitingindeki patlama sonrası PKK'lıların şu itirafları yansımıştı kamuoyuna. İşimiz kolaylaştı. Seçimler artık garanti. Bunu hatırlatmakla Ankara'daki patlamanın da PKK'nın veya HDP'nin işi olabileceğini iddia etmiyorum. Bu patlama DAEŞ'in işi de olabilir ama her kimin işi olursa olsun bu patlamanın HDP'nin işine yarayacağı muhakkak. Öyle ya içinde HDP'nin de bulunduğu bir grup barış mitingi düzenliyor ama birileri orada bomba patlatıp 86 kişinin ölmesine 186 kişinin yaralanmasına yol açıyor. Yani her kimse barışa bomba atıyor. HDP ve mitingi organize eden kuruluşlar bunu böyle pazarlamaya çalışacaktır. Nitekim HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada devleti suçlamaya başlamıştır. Bay Demirtaş'ın sözleri enteresan. Saldırının arkasında kim olduğu belli olan aleni bir güç var. Bu olayda Diyarbakır'dır, Suruç'tur. Mafyalaşmış bir devlet anlayışıyla karşı karşıyayız. İstihbaratın bu kadar güçlü olduğu bir devlette bunun bilinmemesinin imkanı var mı? Hatırlatmak lazım Bay Demirtaş'a. Ankara'daki patlama Diyarbakır ve Suruç'takilerle benzerlik arz ediyorsa onların failleri kim? Diyarbakır'daki patlamayı PKK, Suruç'taki patlamayı DAEŞ üstlendiğine göre Ankara'daki patlama DAEŞ'in işi midir, PKK'nın işi mi yoksa DHKPC'nin mi? Ver parayı yaptır eylemi. Hangi illegal örgüt olursa olsun şurası bir gerçek ki hiçbir terör örgütü veya hiçbir terörist bağımsız, bağlantısız ve güdümsüz değildir. Bütün terör örgütleri mutlaka emperyalist devletlerin güç odaklarının ya da uluslararası istihbarat örgütlerinin kucaklarında oturmakta, onlar tarafından maşa veya taşeron olarak kullanılmaktadır. Tabi bu arada hedef aldığı ülkenin sınırları içinde barış türküleri söylemekten de geri kalmamaktadır. İşte bu yüzden terör örgütleri için şu benzetme yapılabilir. Uluslararası istihbarat örgütleri veya güç odakları tarafından kullanılan fahişeler. Öyle ya, bastır parayı, yaptır eylemi. Ne yani? PKK bunca kanlı eylemi bedavaya mı yaptırıyor sanıyorsunuz? Parasını elbette alıyor. Bunların üstüne bir de öz yönetim, özgürlük filan demiyorlar mı? İşte ona çok gülüyorum. Ulan bir fahişe ne kadar özgür olur ki? Adamlar sana para verip eylem yaptırıyorsa özgürlük bunun neresinde? Ha para verip yatağa yatırmışlar, ha eylem yaptırmışlar. Ne fark eder ki? İkisi de fahişelik değil mi? Daha işte PKK'da Boko Haram veya diğer terör örgütleri de boşuna maval okuyup özgür ve özgürlükten bahsetmesin bana. Hepsi de para karşılığı her işi yapan fahişelerden farksız. Bu böyle biline. Ankara Suruç Farkı, Ankara'daki bu kanlı eylem Selahattin Demirtaş'ın iddia ettiği gibi bir Diyarbakırsa boşuna heveslenmesin. Evet heveslenmesin çünkü bu defa işler kolaylaşmış değil, seçimlerde garanti değil. Diyarbakır'daki seçim ayarlı patlamada 4 kişinin ölmesi HDP'nin baraja aşmasını ve %13 oy almasını sağlamıştı. Ama derler ya papaz her zaman pilav yemez. Millet Diyarbakır'da ne olduğunu anlamaya zaman kalmadığı için Zoka'yı yuttu. Ama dikkat ederseniz Suruç'taki patlamayla ilgili çok fazla ahva etmedi. Niye? Çünkü Suruç'ta toplanan gençleri oraya davet eden HDP'lilerdi. Ama 34 kişinin öldüğü patlama esnasında her ne hikmetse HDP'liler ortalıkta yoktu. Demek oluyor ki ya istihbaratı erken almışlardı ya da canlı bomba erken patlamıştı. Şimdi çok daha fazla merak ediyor ve soruyorum Selahattin Demirtaş'a. Devletin istihbaratı mı çok güçlü yoksa HDP'nin istihbaratı mı? Ama şurası gerçek. Ankara Suruç olamaz. Zira Suruç'ta HDP'liler yoktu. Ankara'da ise HDP'liler öldü. PKK'nın Fuat Avnisi. Bu konuyu özellikle gündeme getirdim çünkü Ankara'daki patlamayı Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saat 00.22'den itibaren attığı 8 tweetle bilen ve tüm detayları ile yazan PKK'nın Fuat Avni'si bir şahıs var. Açtığı Pirozan Abdal isimli sahte hesaptan öyle tweetler atmış ki sanki müneccimle gecelemiş. Hani devlet içindeki paralel yapıdan aldığı bilgileri paylaşan Fuat Avni var ya, Pir Ozan Abdal adlı şahıs da Anatoly Todorov isimli 2009'da açılan PKK yanlısı hesaptan dün olanları hem de 10 saat önceden birebir bilmiş. Buyurun dün gece saat 00.22'den itibaren atılan ve Ankara'daki saldırıya işaret eden 8 tweet'e bir bakalım. Miting KESK disk öncülüğünde düzenleniyor valilikten izinli meşru bir miting fakat dönemin koşullarında çok değişkenlik gösterebilir HDP tüm kitlesiyle katılacak bayrak mitinglerine tepki tarzında ilerleyecek. Bu hem devleti hem faşistleri galeyana getirebilir. Çok kalabalık olacak olası polis saldırısı izdama yol açabilir. 77 1 Mayıs gibi meçhul silah sesleriyle kitle paniğe sürüklenebilir. En korkunç ihtimal de Suruç V2 olabilir. Olası bir bombalı eylem en büyük katliamlardan birine yol açabilir. Bu gayet ihtimal dahilinde. Mitingin yasal olması katliamın siyasi çıkara dönüşmesine vesile olur. Bu durum bile böyle bir saldırının ihtimalini artırıyor. Hiç olayda çıkmayabilir. Ufak provokasyonlarla yüzlerce insan da ölebilir. Ben de orada olacağım zaten belki de son tweetler bunlar hehe. He. Yarın orada ölürsem asla ve asla ülkesini sevmedi demesinler. Ben bu ülkeyi Edirne'den Ardahan'a kadar çok sevdim. Yarın da mümkün olduğu kadar bilgi geçmeye çalışırım. Eğer ölürsem Celal'den ya da... Goran Metsayan'dan öğrenirsiniz, RT yapın bol bol. Bir bu tweetleri okuyun, bir de televizyondaki görüntüleri dikkatle izleyin ve söyleyin. Aynısının tıpkısı değil mi? Patlama senaryosunu sanki Pirozan Abdal adlı şahıs yazmış, mitinge katılanlar da piyon olarak kullanılmış. Bir ek bilgi daha. Pir Ozan Abdal adlı düzmece şahsın kullandığı Anatoli Todorov isimli PKK yanlısı Twitter hesabı 2009 yılında açılmış. Bu hesabın patlama sonrasında acilen kapatılması üzerine de dikkatlice durmak gerekmez mi? Bana kalırsa Ankara'daki patlamanın sırrı... PKK'nın Fuat Avni'sinde ya da PKK'nın Fethullah Gülen Loca Efendisi'nde. Bir Ozan Abdal bulunuyorsa PKK'da bulunur HDP'de. Ankara'dan Kandil'e giden yolda. Ankara'da 86 kişinin öldüğü patlama ile ilgili ihtimaller aşağıda sıraladım. Dedim ki bu patlama PKK'nın DHKPC'nin DAEŞ'in işi olabilir. Bir ihtimal daha var. Hiçbiri olmayabilir de. Herhangi bir örgüt veya bu örgüt içinde bir grup taşeron olarak kullanılmış olabilir ama bu işin arkasında zor durumdaki PKK'nın tek taraflı ateşkes çağrısını dinamitlemek isteyen İngiltere olabilir, İsrail olabilir. Hatta ve hatta paralel terör örgütü onları destekleyen pabucumun aydınları doğanlar, serçeler veya atmacalar da olabilir. Bir de şunu merak ediyorum. Bu canlı bombalar veya bombalı saldırılar niye hep HDP miting veya yürüyüşlerinde olur? Onları mağdur göstermek için mi? Yine merak ediyorum Selahattin Demirtaş'ın danışmanı olan ve Twitter'da Dibereday isimli hesabı bulunan şahıs hem de Ankara'daki patlamadan 9 saat önce ''Bombalar yarın Ankara'da patlayacak'' diye nasıl yazdı? Bilgiyi nereden aldı ve tweet'i attıktan kısa bir süre sonra niye sildi? Hesabını niye kilitledi? Cevapları şimdilik yok.